Aşılık fonksiyonlardan hangisinin tersi tanımlı olduğu aralıkta kendisine eşittir? Tersi kendisine eşit olması için bakalım hemen şıklarda arkadaşlar. Şu C şıkkına dikkat edin lütfen. C şıkkında şu eksi 2'yi yukarı aldığımız zaman 2x olacak. 2'yi de arkadaşlar işaretini değiştirip eksi olarak attığımızda yine bakın fonksiyonun kendisine eşit olacak. C şıkkı geldi bu yüzden. Ha burada tabii tersinin fonksiyonu nasıl bulunuyordu? Fonksiyonun tersi, pardon tersinin fonksiyonu dedik. Buradaki sabitle buradaki x'in katsayısı işaretler değişerek eksi dx artı b ve cx eksi a oluyordu arkadaşlar. Bir fonksiyonun tersinin tersi kendisidir arkadaşlar. Bu yüzden bakın yine bu fx olacak. fx olduğu için 2x artı 5 haliyle bakın F2, 2 çarpı 2, 4, 5 daha 9 olmuş oldu. C şıkkı geldi. F'in tersi 2A-1 eşittir 5'miş. F5 de A artı 2'ymiş arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım bakın. F'nin tersinde bu tersi öbür tarafa normal atabiliyorsunuz. 2A-1 bu yüzden F5'e eşit olur. F5 soruda bize ne olarak verilmiş? A artı 2. Demek ki 2A-1 eşittir a artı 2. A da buradan 3 geldi. Her zaman ters almak zorunda değilsiniz. Bu dediğimi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Öbür tarafa atmayı bence ihmal etmeyin. F'in tersi 5, 3 ise arkadaşlar ters fonksiyonla uğraşmak zorunda değiliz. Hemen şöyle bunu bu tarafa atarız. F3 eşittir 5 olur. Böylece arkadaşlar F3 olması için x gördüğümüz yere ne yazmamız lazım? Kenarda gösterelim. 2x eksi 3 eşittir 3. Demek ki x gördüğümüz yere 3 yazmalıymışız. F3 eşittir. 4 çarpı 3 artı m eşittir 5 oldu. m de bakın buradan eksi 7 geldi. A şıkkı. F'in tersi x artı 4 bölü x eksi 2 eşittir. x artı 2 bölü x artı 3 verilmiş. Arkadaşlar bu fonksiyonun tersinde hemen şunu yapabilirsiniz. Bu tarafa atarsanız x artı 4 bölü x eksi 2. Böylece o korkutucu bir de terste mi uğraşacağız? x artı 2 bölü x artı 3 oldu. Şimdi benim amacım içeriği ne yapmak? 1 bölü 2 yapmak. x'e ne verirsem içerisi 1 bölü 2 olur. İçler dışlar 2x artı 4 eşittir x artı 3. Buradan bakın x ne geldi? Eksi 1 x yerine eksi 1 yazarsak yukarısı 3 aşağısı eksi 3 oldu. Bu zaten yazmaya gerek yok. Amacımız burayı f1 bölü 2 yapmaktı. Yaptık. Sadeleştirdiğimizde cevabımız eksi 1 oldu. C şıkkı. Birebir ve bir örten f fonksiyonu 10x eksi 2 bölü 2x eksi 5 olarak veriliyor. Buna göre fonksiyonun en geniş görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Fonksiyon birebir ve bir örten olduğuna göre tersi alınabilir demektir. Böylece arkadaşlar aslında tersinin tanım kümesi aynı zamanda görüntü kümesine eşit. Yani biz ne yapacağız? Burada fonksiyonun tersini alacağız. Hemen göstereyim. 5 x eksi 2. Ne yapıyoruz? Eksi 5 yukarı artı olarak. 10 aşağı eksi 10 olarak. Böylece burayı tanımsız yapan değer ne? x eşittir 5. Bu arkadaşlar şimdi normalde tersinin tanım kümesi. Şöyle düşünün. Fonksiyon a'dan b'ye tanımlı. Fonksiyonun tersi neyden tanımlıdır? B'den A'ya tanımlıdır. Bu zaten işte görüntü kümesi. Demek ki görüntü kümesi R-5'te tanımlıymış D şıkkı. Parçalı fonksiyonun tersini almakla sakın uğraşmayın tamam mı? Şöyle yapın arkadaşlar. Bu A'ya eşit olsun. F A eşittir 14 diyelim. Diyeceksiniz ama A'nın ne olduğunu bilmiyoruz hocam. Tamam 1. A 3'ten büyükse bu F A arkadaşlar neye eşit olur? A kare eksi 5a e, eşittir 14. A kare eksi 5a eksi 14 eşittir 0. A eksi 7, A artı 2 eşittir 0'dan A 1 7 geldi, A 2 eksi 2 geldi. Eksi 2 alamayız, 3'ten büyük olmalıydı. A 2 ne oldu? A 1 7 oldu. 7'yi alabiliriz. Yine de diğerini de kontrol edelim. A 3'ten küçük olursa, f a böylece ne olur? 2a artı 4 olur. Buradan da 14'e eşit gelir. A ne yapar? 5. Ama 3'ten küçük olmalıydı. Olmadı. Demek ki cevabımız 7'ymiş arkadaşlar. A şıkkı. Ters fonksiyonunu almak arkadaşlar bu parçalı fonksiyonun gıcıktır. Zaten müfredatta da artık öyle derinlemesine ters fonksiyonuyla uğraşmıyoruz parçalının. Böyle yapmak çok mantıklı. F'in tersi nedir diye sorulmuş. Şimdi burada arkadaşlar fonksiyonun kendisi ortada yok. Şunu düşünmeniz yeterli. Bir fonksiyonda x'i yalnız bırakırsanız fonksiyonun tersini bulmuş olursunuz. O yüzden bak x'i yalnız bırakmak için x'leri önce bir ortak paranteze alacağım. Y dediğimiz fx sonuçta üstte de belirtilmiş bakın. X parantezinde 4y eksi 2 öbür tarafa atarsak 3 eksi 4y olur. X de buradan 3 eksi 4y bölü 4y eksi 2 olur. Ne yapıyorduk? En sonda y gördüğümüz yere x yazıyorduk. 3 eksi 4 x bölü 4 x eksi 2. Buna uygun şık hangisinde var arkadaşlar? E şıkkı bakın. Cevabımız gelmiş oldu. Fx, x² -3x, f x x kare eksi 3 x f'in tersi 10 artı f 2 ifadesinin değeri nedir? Kolaydan başlayalım. F 2 arkadaşlar hemen halledelim. F 2 eşittir 4 eksi 6'dan ne geldi? Eksi 2. Şimdi gelelim f'in tersi olan. Burada arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Bu a'ya eşit olsun. f'a buradan neye eşit olmalı? 10. Yazıyorum a kare eksi 3a eşittir 10. a kare eksi 3a eksi 10 eşittir 0. Çarpanlarını ayır. a eksi 5 a artı 2 eşittir 0. Buradan a1 5 geldi. a2 de eksi 2 geldi. Peki fonksiyon nerede tanımlıydı? Dikkat 1 ile sonsuz aralığında tanımlıydı. Bu yüzden arkadaşlar 5 olmalı. Aman ona da dikkat edelim lütfen. Böylece cevabımız 5. Öbürü de eksi 2 idi. Toplamları 3 oldu. E şıkkı. Fx 3 üzeri x olduğuna göre demiş. Burada arkadaşlar a nedir diye soruluyor. F1 bölü 2'yi yazalım hemen. O zaten belli sayı. F1 bölü 2'ne eşit? 3 üzeri 1 bölü 2. Şimdi f'in tersi 9 üzeri a'ya gelelim. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Yine diyeceğiz ki bak F'in tersi 9 üzeri A bir B sayısına eşit işte olsun. At öbür tarafa FB buradan ne oldu arkadaşlar? 9 üzeri A. Böylece yazalım artık 3 üzeri B eşittir 9 üzeri A. Buradan B 3 üzeri B 3 üzeri 2A oldu. B demek ki arkadaşlar neymiş? 2A'ymış. Artık Burada da bu ifadenin 2a olduğunu görmüş olduk bakın. 2a çarpı 3 üzeri 1 bölü 2 6 oldu. a çarpı 3 üzeri 1 bölü 2 3 yaptı. 3 üzeri 1 bölü 2 dediğimiz zaten kök 3. a kök eşittir 3'ten. a gördüğünüz gibi kök oldu. c şıkkı. Bakın bu şu mantığı ben önemsiyorum arkadaşlar. f a eşittir b ise f'in tersi b eşittir a'dır ya da f'in tersi b eşittir a ise f'i öbür tarafa atıp f a eşittir b demeyi çok önemsiyorum. Soru da bizden f6 isteniyor. Ben şu üstte hani biraz böyle korkutucu görünüyor ama şu kolay kısmına odaklanmanızı isterim. H4 3 olduğuna göre g4 de 2 olduğuna göre h artı g4 demek zaten arkadaşlar ne demektir? H4 artı G4 demektir. Yani 3 artı 2'den 5 yaptı. O zaman artık onları silelim. Onun yerine 5 yazalım. Bak F'in tersi 5 eşittir. H kaç vermiştik bu arada? 4 vermiştik değil mi? H4 çarpı G4. X yerine 4 yazmıştık ya. Böylece bunların çarpımı da 6 oldu. F'in tersi 5 arkadaşlar 6 olduğundan attım öbür tarafa. 5 eşittir F6. Böylece cevabımız C şıkkı olur. Önceki sorularda arkadaşlar, diğer sorularda böyle normal sayı veriyordu zaten koyup çıkıyordu değil mi? Şimdi burada direkt fonksiyonun tersini istediğinde ne yapmalısınız? Hedefimiz şu bakın. Logaritmada, trigonometride normal fonksiyonu fark etmez. X'i yalnız bırakmak. Şimdi X'i yalnız bırakmanız için burada hem x kare var hem de 4x var ya problem yaşarsınız. Ne yapacaksınız arkadaşlar? x'leri bir arada tutmanız lazım. Tek bir x yapmanız gerekiyor. O da tam kare yapmaktan geçer. Neden? x kare eksi 4 x artı 4 artı 1 diye ayırırsak bakın bu x eksi 2'nin karesidir. Bir şeyi yalnız bırakmak için bir arada olması lazım. Bir arada olması için tek değişken olması lazım. x kare ve x bir nevi farklı değişkenler gibi olur. Böylece bunlar da arkadaşlar y oldu. x eksi 2'nin parantez karesi y eksi 1. Şimdi burası çok basit ama önemli bir şey. Her iki tarafın karekökünü aldığımızda bilinmeyenin karesinin karekökü alındığında mutlak değerdir. Şimdi verilen bilgiye göre hareket edeceksiniz. Aman bak şimdi x hangi aralıktaymış? 2 ile sonsuz. Burada ne verirsen ver 0 veya 0'dan büyük olur. Böylece olduğu gibi çıkar. Buradan arkadaşlar x'i yalnız bırakabildik artık. Kök eksi 1 artı 2. Demek ki fonksiyonun tersi kök içinde x eksi 1 artı 2'ymiş. Hangi cevap oluyor bu? C şıkkı. F'in tersi nedir diye sorulmuş. Burada şimdi git fx'i bul sonra bir de tersini bul mu yapacağız? Hayır. Lütfen bakın içeriye odaklanın bir de dışarıya odaklanın. 3x karenin 4 katı. 5x'in 4 katı. 1'in 4 katını yazarız zaten. Sabite ayarlamak kolay. Bak 3x kare eksi 5x artı 1'in 4 katının kaç fazlası bu ifade? 7 fazlası. Yani sana diyor ki bu. Burada içeriye ne yazarsan yaz dışarıya 4 katı olarak çıkmış ve 7 ile toplanmış. Bu yüzden bunları böyle kocaman götürüp fx eşittir 4x artı 7 diyebilirsiniz arkadaşlar. Fonksiyonun bir makine bir operatör olduğunu unutmamak lazım. Böylece bir fonksiyonun ters demek x'i yalnız bırakmak demektir. y eksi 7 bölü 4 oldu x. Demek ki fonksiyonun tersi x eksi 7 bölü 4'müş arkadaşlar. Hangi şık? A şıkkı. Evet sorunun çok basit ama önemli noktasına dikkat etmenizi isteyeceğim sizden. Şöyle bir burayı kocaman yapayım. Bak burası. Bu arada müthiş böyle çok, çok önemli, önemli bir şey söyleyeceğim diye değil ama gözden kaçıyor nedense. Bakın şimdi fx eşittir y ya o zaman bunu at bu tarafa f'in tersi y demek zaten x demektir. Haliyle bak bu ne oldu? fx çarpı x eşittir. x çarpı y gördüğün yere de fx yaz. Yani daha kolay gör olayı. Haliyle arkadaşlar x yerine 2 yazarsanız f4 eşittir. 2 çarpı f2 olmaz mı? Her iki tarafı böl şimdi f2'ye güzelce. Artık bakın ne elde ettik? f4 bölü f2 2. Aynı muhabbeti 9'da da yap. 3 koy yerine f9 eşittir. 3 çarpı f3 oldu arkadaşlar. Böylece her iki tarafı F3'e böldüğümüzde gördüğünüz gibi bunlar gitti. F9 bölü F3 buradan 3 yaptı arkadaşlar. Bizden ne istiyordu? Bunların toplamını 2 bulduk. Bir de 3 bulduk. Böylece cevabımız 5 oldu. A şıkkı geldi. Burada güzel bir yorumla size yapayım. 1. İçeride ne olduğundan bağımsız. Şimdi F bir şey 2'ye eşitmiş değil mi? O zaman arkadaşlar 2 eksi x bölü x'in 2'ye eşit olması için içeriye ne yazmam gerektiğini anlayacağım. Dikkat 2x eşittir 2 eksi x 3x eşittir 2 x yerine 2 bölü 3 yazarsak burası 2 bölü 3 olursa cevap 2 oluyormuş. Demek ki fonksiyonun bu içindeki ifade 2 bölü 3'müş içindeki ifade 2 bölü 3 aynı zamanda neye eşit f'in tersi x'e eşit ters çevirelim. F'in tersi x buradan 3 bölü 2 oldu. Haliyle x de at öbür tarafa f 3 bölü 2 yapar. Böylece f 3 bölü 2 yazıyorum yerine 2 eksi 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2. Payda eşitlersek 1 bölü 2. Burası zaten 3 bölü 2 idi. Sadeleşti arkadaşlar. 1 bölü 3 oldu. Bu soru farklı farklı yollardan yapılabilir. Ben bunu göstermek istediğim için yaptım. Daha kısa daha uzun artık orada tercih size kalmış ama bir yorum göstermem gerekiyordu bu şekilde. Bu soruda arkadaşlar çarpanları ayırma sıkıntılı. Logaritmadan yapmak ben istemem yani şu an logaritmadan da bu arada yapacağımızı da düşünmüyorum. Burada gerçekten biraz hani sınavda da oluyor böyle. Her soru şıklardan çözülür demiyorum ama bazen böyle şıkları da göz önüne almanız gereken sorular olur. Çünkü TYT'de süreyle de yarışıyorsunuz malum. Burada görmeniz gereken mevzu ne biliyor musunuz? 3 verdiğinizde şöyle bir durum oluyor bakın. Şuradan uyandım. 27'yi götürecek bir değer o bak. 27 eksi 27 artı 3 yani sallarken de öyle uydurup bir sallama yapmıyorum. Gerçekten bakıyorum 27'yi götürür dersem bunlar birbirini götürünce zaten fx eşittir x kalıyor. Yani f3 eşittir 3 kalıyor. Böylece hakikaten f'in tersi 3 yine 3'e eşit oldu. Buradan m arkadaşlar 3'müş. F3'ün de zaten 3 olduğunu biliyoruz. C şıkkı yaptı.